Kanalımdan sevgiler arkadaşlar, anne pastası yapacağız. Bir ismi de Erzurum pastası. 200 gram tereyağımız var, yarım çay bardağı sıvı yağımız var, bir buçuk su bardağı toz şekerimiz. Bunları güzelce şöyle bir mıncıklayalım. İyice ezilsin. Arkadaşlar, Erzurum pastamızın şeker ve yağla iyice yoğurduktan sonra şekerli yağ, sonra 3 yumurta koyduk, 1 su bardağı kuru üzüm koyduk, 2 paket kabartma tozu koyduk, 4,5 su bardağı un koyduk, 1 su bardağı susuz yoğurt koyduk. Arkadaşlar, hamurumuzu güzelce yoğurduk bu şekilde. Birazcık ele yapışacak, çok sert bir hamur yapmayacaksınız. Hamurumuzda böyle yuvarlak toplar yaparak hamurumuzu hazırlıyoruz. Anne pastasının özelliği büyük oluşu. Arkadaşlar, ben ceviz üzüm de koyuyorum, çok çok güzel oluyor. Sonra yumurta akım sarımız var. Yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt koyduk, 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. Arkadaşlar, bunun özelliği güzel kızarması. Çok da böyle inceltmeyeceğiz. Kurabiyelerimizin, anne pastalarımızın üzerine süreceğiz. Sürdükten sonra şöyle bıçakla artı işareti yapıyoruz, bir çarpı. Hepsini böyle devam edeceğiz. Fazla hani uzatmak istemiyorum. Videomuz çok uzun oluyor. Bu sefer hepsini gösteremiyorum. Yumurta sarılarını sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Tabii ki siz kendi fırınınıza göre ayarlayın. Her fırın farklıdır. İlk önce 160'da pişirelim birazcık, sonra 180'e alalım. Evet arkadaşlar, anne pastalarımızı hazırlayalım, fırınımıza verelim. Arkadaşlar, önceden ısıtılmış fırınımızın orta tarafına 160 derecede ilk etapta bir 15 dakika pişiriyoruz. Sonra 180 dereceye alıyoruz. Her fırın farklıdır. Kendi fırınınıza göre ayar yapın arkadaşlar. Arkadaşlar, anne pastalarımız. Arkadaşlar, anne pastalarımız. Bakar mısınız kabarmasına? Çok çok güzel oldu.